Geçici sığınmacılardan soruyorsunuz. Geçici sığınmacılardan. Çünkü Türkiye'de bir gücü yok. Yok, hayır, tabir olarak doğru kullanılmadı o yüzden. Yani, çünkü Türkiye doğudan göç edenlerin hiçbir mülteci statüsüne kabul etmiyor. Geçici sığınmacı olarak kabul ettiği için söylüyorum. Yani doğru tabirle kullanılmadı. Çünkü onun mültecinin hukuki kazançlarıyla diğerleri kazançlar arasında farklı. Peki ben hepinize bir soru soracağım. O zaman teknik olarak mülteci, olay çünkü Suriyelilere geldi, değil mi? Hocam yok, genel şey, sığınmacılar diye... Geçen yani sığınmacılar geldi. Ama çoğu da Suriyelilere geldi. Doğru. Şimdi, Ukrayna Savaşı konuşuluyor. Ukrayna Savaşı konuşurken şu teknik tabir var. Adamlar Ukrayna ordusu savaşmaya devam ediyorlar. Bunlar ne diyorlar? Vatanını savunuyorlar. Arkadaşlar Ukrayna ordusu diyoruz değil mi? Ukrayna ordusu. Saldıran kim? Yabancı bir ülke saldırıyor. Bir ordu da ona karşı koyuyor. Suriye'deki olay ne? Bana söyleyecek birisi var mı? Suriye ordusu kime saldırıyor? Kime saldırıyor? Halkına saldırıyor. Şimdi diyor ki niye savaşmadın? Ülken işgal ediyor. Ya arkadaş ülkesi işgal edilmiyor. Kendi ülkesinin ordusu, polisi kendi halkını öldürüyor. Arada bir defa teknik fark var. Bir ülkeyi başka ülke saldırıp gidersin sen de mücadele edersin. Bir iç savaşın parçası içinde kaçan adamla ülkesini savunan adamı elmayla artık bu kadar aynı kefeye koymamak lazım. Öyle söyleyeyim bir. Çünkü diğerinde bir devlet var. Devlet sana silah veriyor. Devlet sana ünvan veriyor. Devlet organize oluyor bir işgale karşı mücadele ediyor. Diğerinde ise köylü, esnaf, bulduğu silahla devletine karşı mücadele etmek zorunda kalıyor. Teknik olarak bunu istemeyen adamlar başka ülkelere kaçabilirler. Bunu da vatanını savunmuyorsun diye aynı kafaya koymak yanlış. Bir defa baştan söyleyeyim. Böyle söyleyeyim. Çünkü bu çok karşılıklı ve benim çok kızdığım şeylerden bir tanesi. O ülkeyi işgal edinme. Ülkenin ordusu saldırdı. Bu ülkenin insanları ne zaman Türkiye'ye göç etmeye başladı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Zaman olarak. İşte ilk çatışmalar başladığı tarzda, 2010'ların 11'lerin başları, 2012-2013'e devam etti. Türkiye'ye asıl mülteci dalgasının geldiği tarihi hatırlayanlarınızı söyleyeyim ben size. Ne zaman oldu? Bir taraftan Suriye ordusu, bir taraftan DAEŞ'in saldırıları Türkiye'ye büyük göçler başladı. Halep düştü. Şeye kadar geldiler, ne derler ona? Hemen kilisin karşısında olan bölgelere Aziz'e kadar geldiler. Çok kısa bir bölüme büyük bir grup sıkıştı ve bu gruplar Türkiye'ye doğru geçmeye başladı. O dönemde ben çok iyi hatırlıyorum. Siyasi iktidarın dışındaki bütün partiler sınıra dayanan mültecilerin içeri alınmamasıyla ilgili bayağı ağır laflar ediyorlardı, biliyor musunuz? Niye bu insanları almıyorsunuz? DAEŞ elinden bırakmak istiyorsunuz diye. Ve o arada göç dalgası başladı. 100 bin, 150 bin, 200 bin, 250 bin diye başlayarak en sonunda nokta nereye kadar geldi arkadaşlar? Şu anda 3 milyon 600 bin civarında bir Suriyeli sığınmacı. Olaya iki taraftan bakıyorum. Ülkesinde saldıran ve öldüren İki grubun arasında kalmış. Bir tarafta DAEŞ, bir tarafta geldiği rejim askerlerinin arasında kalmış bir topluluktan bahsediyoruz. İşte insani olarak baktığınızda alır mısınız, almaz mısınız sorusunun cevabı ben de alırız. Defalet olarak söyleyeyim. Ben kendi fikrimi soruyorsak, ben hiçbir ölüme giden insanın korunmaması yana değilim, korunmasına yana alınması doğruyum. Onlara davranış şekilde bu. Yani onlara verdiğimiz hizmetler, onlarla ekmeğimizi paylaşmamız, onlarla beraber kardeşlik yapmamız da bu. Buradaki tek yanlış olan şey, kendilerine dönüşle ilgili, gelecekleriyle ilgili planlarda yardımcı olmamız gerekiyor.
Yani modelleri oluştururken gelin dönüşleriyle ilgili ekstra planlamayı ve çalışmayı da yapmak zorundayım. Çünkü zaman geçtikçe insanlar başka ülke topraklarında geriye dönme oranları sanıyor. Çünkü şöyle oluyor. Gelen Suriye'de doğmuş oluyor. Çocuğu Türkiye'de doğmuş oluyor. Çocuğu Suriye'yi görmemiş oluyor. Hep Türkiye'de doğmuş gibi hissediyor ve geri dönüşü azalıyor. Biz buna doğru bir model yaratmalıydık. Ve aslında bunun modeli yaratacak olan bir bölüme de gelmiştik. Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dal Harekatı, İdlib bölgesindeki şu anda yaptığımız durum, Barışık Harekatı bölgesinde güvenli bölgeler oluşturmuştuk. Aslında Türkiye olarak, insani olarak da bu insanları bu topraklarla yerleştirdik. O topraklarda eğitim, o topraklarda eğitimlerine ve diğerlerine yardım edebilecek güvenli noktalarımız vardı. Onları yavaş yavaş kendi topraklarında gidebilecekleri ekstra fırsatlar vermeye başlamalıydı. Süre uzamamalı. Bakın ilk başlangıçta bu şansımız yoktu, kendi topraklarımızı aldık. Burada doğru yaptık. Ama karşı tarafa geçip onların topraklarında, onların yaşayabileceği güvenli kavuştuktan sonra yavaş yavaş geri dönüşte de çalıştırması için yeni metodlar bulmak zorundaydı. Efendim? Biraz kontrolsüz alındı yani. Ben şöyle söyleyeyim. Üstadım şöyle söyleyeyim. Sizin o kontrolsüz alın dediğiniz dönemler 2014, 2015, 2016 dönemler. O dönemler aynı zamanda biz neyle uğraşıyoruz? Hatırlıyor musunuz? Barikatlarla uğraşıyoruz. Yani karşıya geçip karşıda bir güvenli nokta oluşturacak kadar bir konsantrasyonumuz yoktu. O dönemde belki çok hatırlamazsınız ama barikatlar dönemi başlamadan önce Türkiye şuna karar vermiş. Karşıda güvenli nokta oluşturması için bir karşı operasyon yapma kararı almıştı. Zaten biz kararı aldık. Arkasından çözüm süreci bitirdik. Hep tek tarafa bakıyoruz. Türkiye aslında bu büyük dalgayı karşılamak için bir tedbir almaya çalışırken barikatlar dönemiyle içeriden bulundu. Bütün konsantrasyonu oraya döndü. Bir taraftan da DAEŞ yüzünden gelen insanlarla karşılaştık. Ama şimdi artık çözdük onu. Bence yavaş yavaş karşı tarafa doğru geçişlerini sağlayabilecek ekstra tedbirler alabiliriz Avrupa Birliği'yle beraber. Avrupa Birliği alabiliriz. Ama ben niye alındı sorusunu asla sormadım. Ben bu ülkede yaşadığım için sormadım. Bu ülke muhacirlerin ülkesi arkadaşlar. Bu ülke başka topraklarda sürgüne gönderilen, başka bir ülke topraklarında soykırım olan insanların geldiği ülke. Bu ülkenin her tarafında baktığınızda başka bir coğrafyadan gelen bir topluluğu görürsünüz. Sizin kazalarınız dahil olmak üzere görürsünüz. Ve o zaman geldiği rakamlar çok büyük rakamlar. Önemli olan o toprakları dönüşlerini sağlayabiliyor muyuz şu anda? Bence sağlayabilme imkanımız var artık. Kendi topraklarına döndürebiliriz kendini. Rızalarını ve kavga etmeden ve onları kırmadan. Ben bugüne kadar çok iyi geldim. Bugüne kadar onlara karşı çok iyi davrandım. Kabalaşmaya hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Onları hakaretle, onları aşağılayarak, onları rencide de bir şey kazanamayız arkadaşlar. O kadar çok sevap aldık ki bakın söylüyorum ben size. Ben Suriye'deki kamplara gidiyorum. Ben Türkiye'deki insanlarla konuşuyorum. Konuşuyorum ve görüşüyorum. Hep diyoruz ya biz inançlı insanlar. Bir tane yetimi, bir tane yoksulun duasının dünyayı değiştirdiğine inanan bir inançtan geliyoruz. Bu Türkiye'deki 3 milyon 600 bin insanın ne kadarı çocuktu, ne kadarı genç, ne kadarı ihtiyardı, ne kadarı kadındı biliyor musunuz? %80'i böyle. Ve onların duası bu ülkeyi son dönemde o kadar çok sevabıyla kurdu. Ben buna inanıyorum. Buna başkası inanmayabilir. Biz ekmeğimiz var. Ben bu inançtan geliyorum. Ha diyeceksiniz ki ben inanmıyorum. Ama zaten devletin verdiği bir imkanlar var. Karşıya gönderen yardımların çoğunluğu ve büyük bir çoğunluğu yardım kuruluşları tarafından gönderiliyor. Herkes kendi ekmeğini paylaşıyor, görüyor ve karşıya gönderiyor. İnanın bir gün vaktimiz olursa bir yardım kuruluşuyla bir Suriye'ye geçirme insan görür. Ben şunu görmek istemiyorum. Bir eve girdiğinde, Türkiye'deki bir eve değil, Suriye'deki bir eve girdiğinde, evin içinde bir tane erkek olmamasının acısını siz herhalde yaşamışsınızdır, görmüşsünüz.
Baba ölmüş, 3 damat ölmüş, 3 kız ve onların ufak çocukları. Evdeki en büyük çocuk, 11 yaşındaki Berk. Ve hepsi gözünüzün içine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onları açtığı kucak sayesinde doğayla o minneti görseniz hiç soruyu sormaz. Hiç söylemiyorum. O kadar büyük minnetle, o kadar büyük şeyler oluyor ki. Ha diyeceksiniz ki, bir de aynı şeyi söylüyorum. Yok efendim gitmiş de onu yapmış, bunu yapmış. Ya arkadaşlar, dünyanın her tarafında kötü insanlar. Ne yapacağız? İki tane kötü insan, 100 tane kötü insan, 500 tane kötü insan için milyonlarca insanlara insana haber vermiyor. Bakın söylüyorum, hepsi Türkiye için severek ve severek dua eden insanlar. Rica ediyorum, kötüyle iyi ayırt edin. Bu insanlar kötü insanlar değil. Gittiğinizde, gördüğünüzde bunu göreceksiniz. Özgür Suriye ordusu gibi bir ordu var. Bu insanlar nerenin çocukları? Suriye çocukları değil mi? Fırat Balkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Barış Pınarı'nda bu çocuklar Türkiye ile beraber orada mücadele etmediler. Çocukları Suriye çocukları ya. Türk askeriyle beraber mücadele ettiler. Bizim 10 kat fazla şehit verdiler. Ama hepsi Türkiye'ye hayranlar, Türkiye'yi seviyorlar, Türkiye'yi vatanları olarak görüyorlar. Türkiye'ye geçmek için yapmıyorlar. Karşıda kalıyorlar ama bu ülkeye karşı bir millet duyguları var. Rica ediyorum biraz öyle bakmalarına. Ben şuna hiç kızmıyorum. Bazı milletvekilleri, bazı siyasetçiler biz geri göndereceğiz diye konuşuyorlar. Buna ben hiç kızmıyorum. O bir tercihtir, bir fikirdir. Hiç kızmıyorum. Ama aşağılamaya, insanları tahrik etmeye, insanları kötülemeye, insanları insanlıktan çıkaracak söylemler yapmaya ben karşıyım. Bir tek burada ayrılıyorum o insanlardan. Geri göndermek bir fikirdir, tartışılabilir. Bu kadar nüfus ileride problem yaratabilir, tartışılabilir. Ama insanlar aşağılamadan dedikleri.